Burak, oğlum iyi misin? İyiyim. Dur bakayım ben sana. Ay Burak, kaşına ne oldu böyle? Ay Burak'cığım, kavga mı ettin yoksa? İnanmıyorum Burak. Önemli bir şey değil anne. Kavga falan etmedim. Kazayla oldu. Doğruyu söyle bana. Anne, doğruyu söylüyorum. Uzatma lütfen. Burak'cığım, yoksa Çağla ile mi kavga ettiniz? Bana sakın bir daha Çağla deme anne. Sakın. Burak! Burak! Oğlum, sen Çağla ile mi kavga ettin? Oğlum, neyin var senin böyle? Ne oluyor Şükran? Kesin Çağla ile kavga ettiniz. Nedir oğlum sizin Çağla ile aranızdaki sorun? Rezil oldum herkese, rezil oldum. Kim bilir şimdi arkamdan neler konuşuyorlar, kendi aralarında nasıl eğlenip alay ediyorlardır. Ya öyle deme Çağla. Herkes çok üzüldü yaşadıklarına. Ne kadar safsın Tuğçe ya. Sen onların gerçekten benim için üzüldüğünü mü zannediyorsun? Onların hepsi sahte, hepsi iki yüzlü. Kahretsin ki onlara böyle bir malzeme verdim. Şimdi Burak'ın söyledikleri dillerinde dolaşır. Ya Burak sana niye öyle davrandı? Gerçekten ayrılacak mısınız? Burak kendinde değil Tuğçe. Ama kendine gelecek. Bu kadar basit değil. Oğlum bu ne sinir böyle? Niye bu kadar sinirlisin sen? Anne yeter! Daha fazla gelme üstüme. Şükran, ne oluyor? Ay bilmiyorum, bilmiyorum. Burak! Nereye? Anne tamam. İyiyim ben, tamam, tamam. Bir şey yok, tamam. Beni yalnız... Oğlum bu halde gidiyorsun. Ay Burak, öldürecek misin sen? Burak! Burak! Oğlum! Burak! Burak oğlum! Ya nereye gidiyor bu çocuk? Of! Ay bu sinirle kaza falan yapacak. Ay Burak of. Of Burak of. Selda Hanım, iyi misiniz? Hemen Burak'ın odasını toplat Şükran. Tabii efendim. Burak Bey evi yıktı, yıktı. Sen çabuk aşağı in, odayı toparla. Odanın altını üstüne getirmiş. Tamam. Anne, ne oluyor? Burak Bey, annesiyle tartışıp ortalığı yıktı kızım. Burak Bey'i ilk defa böyle görüyorum. Efendim Selda teyze. Ay Çağlacığım, nasılsın hayatım? İyiyim, siz? Ay pek iyi değilim ben. Burak Bey, kavga mı ettiniz canım siz? Çok fena geldi eve, çok sinirli geldi. Evet Selda teyze. Ne oldu hayatım yine? Ben artık ne olduğunu anlayamıyorum. Ama bu sefer gerçekten bitti. Burak'la ayrıldık. Ayrıldınız mı? Neden? Onu da Burak'a sorun. O size anlatsın. Selda teyze, şu an gerçekten iyi değilim. Çok üzgünüm. Sonra konuşabilir miyiz? Tamam canım. Hay Allah. Yazık kızcağıza, görüyor musun? Olanları benim de aklım almadı Emel. Biz barışırlar diye düşünürken. Of. Aslı, neredesin? Topladım meraktan.
Onca başıma neler geldi bir bilsen. Ama böyle telefonda anlatamam. Tamam, ben de işten çıktım. Buluşalım hemen o zaman. Tamam, ben de çıkıyorum hemen evden. Anne, ben çıkıyorum. Gonca ile buluşacağım. Yavrum, daha yeni geldin. Anneciğim, çok geç kalmam, merak etme. Tamam Aslım, tamam. Affedersiniz Selda Hanım. İlaç almasanız, geçen gün size hazırladığım çaydan yapsam ne? Ay olur, tamam. O iyi gelmişti bana doğru. Aslı, inanmıyorum sana. Nasıl böyle şeyler söyler? Sarı çıyan. Ah, ben orada olacaktım ki o sarı çıyanın saçını, başını. Neyse. Ama asıl bomba Burak'ın Volkan'a yumruk atması olmuş. Evet Gonca, ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ya Burak'ın suratını görmen lazımdı. Resmen kendini kaybetti. Volkan da öyle. Ben araya girmeseydim çok kötü şeyler olabilirdi. Kızım, resmen senin için böyle yumruk yumruğa kavga etmişler. Aslı çok romantik. Gonca, neresi romantik bunun? Zaten kendimi çok suçlu hissediyorum. Kızım, senin ne suçun var onların kavga etmesinde? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Çağla'nın sözüne inanıp da Burak'ın kalbini kırman biraz hata olmuş. Öyle mi diyorsun? Ama Gonca, Burak söylemeseydi Çağla benim hakkımdaki her şeyi nasıl öğrenecek o zaman? Aslı, Çağla bu kadar salak bir kız mı? Ya düşün bir kere, seni iş kostümünle gördüm. Arkasından Burak onu sebepsiz yere terk etti. Zaten Volkan'la Deniz barışmıştı. Sizin sevgililiğiniz de inandırıcılığını yitirdi böylece. Parçaları birleştirmesi bu kadar zor olmamıştır. Haklısın galiba. Haklıyım tabii. Burak'ın kalbini boş boşuna kırmışsın, ben sana söyleyeyim. Gonca, böyle şeyler söyleme şimdi ya. Zaten evden bir sinirle çıktı. Delirtmişsin çocuğu çünkü. Ne yapacağım şimdi ben? Ara hadi, ara. Arayayım değil mi? Ver sen şunu bana. Kapalı, kapalı olacak tabii. Dur. Hadi yürü, gidelim. Kesinlikle aradığımız kız bu Başak Hanım. Takibi sakın bırakma. Hakkındaki her şeyi bilmek istiyorum. Neden bunca yıl sonra geldin ki? Neden? Ona güvenemem. Her şeyi abimle babama anlatmam lazım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Volkan, ne oldu dudağına? Önemli bir şey değil baba ya. Sporda ufak kaza. Sen iyi misin baba? Moralim bozuk gibi. Volkan, Eda ile konuşmam lazım. Elçin de aramızdaki sorunları çözdüğümüzü düşünüyor. Artık ikisine de yalan söylemekten sıkıldım.
Zaten bu ilişkiye başından beri saklaman hataydı. Şimdiye kadar kabullenmişti. Ben sana söyledim. Seni dinlemeliydim. Benim de yine öğrendiğimi zannediyor. Yoksa çok büyük tepki gösterdi. Seni de zorda bıraktım. Neyse baba. Eda yumuşatmanın bir yolunu bulacağız artık. Umarım. Yakında Yalçın'a evlilik teklif edeceğim. Artık uzadıkça daha da zorlaşıyor. Öyle mi baba? Demek o kadına evlilik teklif edeceksin. Tabii oğlun yanında destek. Ama ben size şu kadarını söyleyeyim. O kadın bu eve girer, ben buradan giderim. Eda, kızım. Eda! Eda kızım, açar mısın kapıyı? Eda! Açmayacağım. Nefret ediyorum ikinizden de, nefret! Ama bence daha fazla üzerine gitmeyelim. Düzeltmeye çalıştıkça her şeyi daha fazla bozuyorum ya. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa. Misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sev. Yalan dolan, püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Çünkü bu da aslında hoşlanıyor. Çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa alo. Alo Aslı. Biz burada meraktan ölelim. Beyefendi eğlensin. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belamı derde salan. Var bir yaşanmamış sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdim
sayan. Şu halime bak ya. Yani o kadar param var, yine böyle sokaklarda sabahlayacağım ha. Neyse yarın bir olsun, şöyle çok güzel bir otel tutacağım. Tamam, ondan sonra böyle yatağı, yorganı, o yastığı mis gibi. Uyuyacağım böyle sabahlara kadar, akşamlara kadar uyuyacağım ya. Ben bir Gonca'mı arayayım. Gonca'm, ne yapıyorsun? Ben de seni düşünüyordum canım. Ha, kalp kalbe karşıdır derler. Erdem, ne yapıyorsun? Dün kaldığın yerde mi kalacaksın? Ha, evet aşkım, evet. Dün akşam kaldığım yerde kalacağım. Bu amcamın asker arkadaşı Hasan amcalar beni bırakmadılar bugün de. Burada kal, burada kal ne olur diye. O yüzden burada kalacağım. Oh, sevindim canım. Rahat mısın bari? Rahatım, rahatım hayatım, rahatım. Şimdi şey yapıyor, Nilgün teyze odamı falan hazırlıyor. Bir problem yok yani. Tamam canım, içim rahatladı. Yani bir problem yok canım yani. Sen rahat ol zaten. Ya sokakta kalacak halim yok ya. Ay Erdem saçmalama, ne sokakta kalması? Herhalde yani. Tabii. Neyse canım, ben kapatıyorum şimdi. Tamam canım, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Yarın Gonca'ma ne sürpriz yapsam acaba? Böyle neler alsam ona? Canım sevgilim ya, her şeyin en iyisini hak ediyor. Abi bırak. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Parayı. Al abiciğim şu parayı. Yetiyor mu? Çok bile. Tamam, üstü kalsın. Teşekkür. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen sağ ol. Sağ ol. Aslı! Aslı! Burak! Bak ne yapıyorsun sen ya? Sessiz olsana. Aslı! Aslı, sen beni bırakıp niye Volkan'la gittin? Ya Burak yalvarırım, sessiz ol. Olmayacağım. Hem sen eğlencene geri dönsene ya. Artık bu saate kadar kimle eğlendiysen. Sen kıskandın beni.
seni ne kıskanacağım ya. Şaşırdın herhalde. Tamam. Aslı. Çok seviyorum be. Burak, bak yalvarırım gir içeri ne olursun. Bir gören ne olacak ya. Tamam. İzin ver. İçeri gireyim. Burak, leş gibi kokuyorsun. Saçma. Burak! 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 Oğlum leş gibi kokuyorsun. Bu ne halin? Baban görmesin seni Burak'cığım. Sarhoş sanırım. Ben de sese kalktım. Yardım etsene canım bana. Dur. Hadi canım. Hadi. Oğlum. Of Burak. Ay yavaş oğlum. Ay dur dur. Devrilecek gibi. Ay. Tamam. Ay. Ay. Tamam canım gerisini ben hallederim sağ ol. Tabii efendim. Ay ne oldu benim oğluma böyle? Ay ne oldu böyle oğlum sana ya benim? Uyandın mı oğlum? Evet. Ay Burak, dün geceki halin neydi öyle oğlum? Ayakta duramıyordun. Emel'in kızıyla zor taşıdık seni eve. Aslı'yla mı? Hiçbir şey hatırlamıyorum anne. Burak, kendini nasıl hale getiriyorsun? Ya başına bir şey gelseydi oğlum? Tamam anne, iyiyim. Burak'cığım. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır anne. Nereden çıkardın şimdi bunu? Burak'cığım bana doğruyu söyle. Bak Çağla ile ayrılmışsınız. Neden ayrıldınız? Anne. Lütfen. Sabah sabah başlamayalım. Ben bunun sebebini elbet öğrenirim. Aslı. Aferin kızım, biliyor musun? Hı hı. Sağ ol anneciğim. Günaydın Burak Bey. Günaydın. Burak Bey. Burak Bey. Bir şey mi istemiştiniz? Bir kahve alabilir miyim ben? Hemen efendim. Alo. Nasılsınız? Evet ya, ne zamandır uğrayamıyorum. Tabii mutlaka uğrarım. Burak Bey, kahvenizi biz getiririz. Nerede içmek istersiniz? Salondayım. Tabii efendim. Tamam, görüşürüz. Aslı, kiminle konuştun yavrum?
Ya anne, kurs hocam aradı. Atölyeye çağırıyor beni. Şimdi sınavlar da yaklaşıyor ya. Aslında gitsem iyi olur. E tamam kızım, hadi git. Tamam anneciğim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kim bu araya? Volkan, iyi misin? İyiyim. Hadi gidelim şuradan. Benimle geldi. Çağlan. Çağlan. Efendim anne? İyi misin? Hı hı. Değilsin. Dün partide bir şey oldu ve sen bana anlatmıyorsun. Burak'la mı ilgili? Anneciğim, iyiyim. Burak'la ilgili sorunlarımızı aramızda hallediyoruz zaten. Merak etme. Tepki veririm diye bana anlatmıyorsun, değil mi? Anne lütfen. İyiyim ben. Tamam. Peki Çağlan'cığım. Akşam üzeri buluşalım mı? Birlikte bir şeyler yaparız. Olur. Harika. Seni seviyorum güzel kızım. Görüşürüz. Görüşürüz bir tane. Hangi yüzle? Alo, ne var Çağla? Volkan, dünden sonra bana kızgın olduğunu biliyorum ama konuşmamız lazım. Dün yaptıklarından sonra seninle konuşacağımı mı düşünüyorsun? Evet. Çünkü anlatacaklarım çok önemli. Seni dinlemek istemiyorum. Ya beni kandırdın. Şimdi kapatıyorum, beni arama. Volkan, ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. Birbirimize ihtiyacımız var. Ben sana yardımcı olabilirim. Ve sen de bana. Çağla, sen ne demek istiyorsun? Sanırım bunları yüz yüze konuşsak daha iyi olacak. Tamam. Ne zaman? Nerede? Ne işin var senin ya burada? Kimdi o araya? Sana ne? Ne demek sana ne? Hem ben sana dün gece kimle eğlendiğini soruyor muyum? Ha sen yoksa kıskandın mı beni? Ne kıskanacağım ya? Nereye gidiyorsun böyle? İşim var. Aslı, gel ben bırakayım seni. İstemez. Çocuk gibi davranıyorsun Aslı. Yapmak bile yakışır mı insana ya? Yakışıyor işte. Tek başınaydın dün gece. Seni düşündüm. Tek başına mıydın? Evet. İnanmıyor musun bana sen? İnanıyorum. Bana artık.
artık inanıyorsun yani, öyle mi? Evet. E bu seni arayan kimdi peki? Kurs hocam. Ne diyormuş bu kurs hocam? Sen beni kurs hocamdan mı kıskandın? Evet. Tabii ki de kıskanırım. Niye gülüyorsun ya bu kadar? Hiç. Eda kızım. Efendim. Girebilir miyim? Uyuyorum. Tamam. Ben şirkete gidiyorum da. Volkan. Ne zaman çıktı bu çocuk ya? Güvenebileceğim kimse kalmadı. Aslı. Burak. Önce sen söyle. Oraya gitmene izin vermemeliyim. Yaşamına sebep olduğum her şey için senden özür dilerim. Ben de özür dilerim senden. Sana güvenmeliydim. Burak, eline ne oldu? Yumruk mu attın? Lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Çok kötü olmuş. O gün o kadar canım yandı ki. Onun yanında hiçbir şey. Sen de bir daha sakın yapma. Şükran, bu Burak Bey'in olaylarından dolayı çok gerginim ben. Yani halimizi vaktimizi toparlayıp bir an önce kendi evimize çıksak çok iyi olacak. Benimle ne ilgisi var Emel? Biliyorum. Bilmez miyim? Ama Selda Hanım'ın tavırları beni çok rahatsız etmeye başladı. Son günlerde çok gergin biliyorsun. Yani kalkar Aslı'ya ters bir şey söyler, kaldıramam ben. Aslı ne yaptı okul olaylarını? Ne yapsın? Sabah erkenden kursla görüşmeye gitti. Kendince bir şeyler yapıyor işte. Yani biliyorsun sınavlar yakın. Ay Emel, inşallah bu yıl okuyabilir. İnşallah canım, inşallah. Yoksa aldığı o kadar yüksek puan boşa gidecek. Günaydın. Ah, günaydın Nihat Bey. Pardon, sizi fark etmedik. Buyurun. Rica ederim. Ben hemen çayınızı getiriyorum. Tamam, teşekkür ederim. Emel Hanım. Buyurun Nihat Bey. Biz holding olarak her yıl onlarca öğrenciye burs veriyoruz. Yani belki Aslı yararlanabilir bundan. Eğer böyle bir şey düşünürseniz şirkette Pelin Hanım var, onunla görüşün. Çok teşekkür ederim. Aslı buna çok sevinecek. Hemen söyleyeyim şirkete gitsin. Tamam. Günaydın Selda Hanım. Günaydın Emel'ciğim. Günaydın hayatım. Günaydın canım. Ya demin Emel'le ne konuştunuz anlayamadım. Ha, ben Aslı'ya burs vermeyi düşündüm. Onu konuşuyorduk. Ne bursu Nihat? Ya ne demek ne bursu? Ya biz her yıl holding olarak öğrencilere burs vermiyor muyuz? Sen biliyorsun değil mi bunu? Ay tabii ki biliyorum Nihat'cığım verdiğiniz bursu. Hayır yani onların bir talebi mi oldu demek istiyorum. Yo hayır. Hiç öyle bir talepte bulunmadılar. Bunu ben düşündüm. Yani onların zaten böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu görüyorsun değil mi? Ayrıca Aslı çok akıllı, zeki ve yetenekli bir kız. Bu bizim şirket için de iyi. Hem yani biz evimizde yaşayan insanlara destek olmayacağız da kime destek olacağız? Ay tamam biliyorum da ne bileyim sanki böyle hemen şımaracak bir kıza benziyor. Ya Selda yani gerçekten abartıyorsun ha. Yani kızı herhalde nüfusumuza almayacağız. Oğlumuza da almayacağız değil mi yani? Bir öğrenci olarak burs vereceğiz, hepsi bu. Ya pardon canım, tamam. Yok pardon diyecek bir şey yok hayatım ya, o tamam, kadar canım. Şey bir şey değil. Şükran,
Nihat Bey büyük bir ihtimalle konuştuklarımızı duymuş. Sonra şirket olarak her yıl birçok çocuğa burs verdiklerini söyledi. Aslı'ya da verebiliriz. Bugün şirkete gelsin, Pelin Hanım'la görüşsün dedi. Ay çok sevindim Emel ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bugün aklımdan geçti acaba mı diye. Nihat Bey'le Aslı için konuşmayı düşünüyordum. Bak görüyor musun, kendisi teklif etmiş. Çok şükür. Eksik olmasın. Burası canım. Seninle gelmemi ister misin? Sen bugün işe gitmeyecek miydin? Bugün işim sensin. Tamam o zaman. Şu hocanı görelim bakalım. Aslı? Ha hocam. Tamam, siz rahat rahat konuşun. Ben bakınıyorum, buralardayım. Hocam nasılsınız? İyidir, asıl sen nasılsın? Aramasak arayacağını. Ne yaptın okul işini? Çalışıyordum hocam, o yüzden uğrayamadım. Şimdi işi bıraktım. Yetenek sınavlarına hazırlanıyorum. Güzel. Kursuna devam edecek misin? Evet, istiyorum. Hadi bakalım. İstediğin zaman başla. Seni niçin çağırdığını biliyor musun? Şu. Bir kozmetik firmasının tasarım yarışması yapılmakta. Ürünlerine göre konsept tasarlayacaksın. Gerekli bilgiler burada var. Web sitesine de girip inceleyebilirsin. Güzel bir para ödüyor. Hocam yapabilir miyim acaba? Tabii ki de yapabilirsin. Sen üzerinde çalışmaya başla. Ben sana yardımcı olacağım. Anlaştık mı? Tamam. O zaman ben çalışmalara başlayayım. Ben sana ne diyecektim? Dosyamı burada unutmuşum. İçinde çizimlerim var. Belki yardımcı olur bunun için bana. Teşekkür ederim hocam. Bekleyen erkek arkadaşın mı Aslı? Evet. Tanıştırayım. Burak İnol Hoca. Memnun oldum hocam. Ben de. Senin de resme merakın var mı Burak? Ha yok, yok. Hocam onun sesi çok güzel. Öyle mi? Aslı, abartıyorsun. Abartmıyorum. Ben tekrar memnun oldum hocam. Utandı. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar. Bir yerde oturup bir şeyler içsek mi? İçmesek. Hadi gel. Bildiğiniz üzere çok az bir zamanımız kaldı. O yüzden elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Evet Elçin Hanım. Ekibimiz sıkı çalışıyor. Hiç şüpheniz olmasın. Ürünlerin tasarımları en yakın zamanda hazır olacak. Çalışmalar nasıl gidiyor peki? Ha yarışmayla ilgili duyuruları yaptınız değil mi? Çok iyi gidiyor Elçin Hanım. Web sayfamızdan, sosyal medya hesaplarından duyurularımızı yaptık. Harika. Üniversitelerin ilgili bölümlerine ve kurslara da haber verdik. 10 bin lira değerinde bir de ödülümüz var. En kısa zamanda aradığımız tasarımı bulmayı düşünüyoruz. Güzel. Yarışmaya katılım başladı mı peki? Evet, kısa zamanda çok fazla tasarım inceledik. Ama henüz ikinci aşamaya geçebilen olmadı. Ama inanıyorum önümüzdeki günlerde katılım daha fazla olacaktır. Kesinlikle. Ya ben de öyle düşünüyorum. Çünkü çok fazla yetenekli genç var. Ve bu yarışma onlar için gerçekten büyük bir tecrübe olacaktır. Neyse, bekleyip göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Peki Elçin Hanım, müsaadenizle iyi günler. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Efendim Oktay. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Nihayet döndün sanırım. Peki beni neden aradın öyleyse? Ne? Zor durumda mısın? Paraya mı ihtiyacın var? Delirdin herhalde. Oktay beni bu sebeple aradığına inanamıyorum. Benim sana verecek artık bir kuruşum bile yok. Ay ne yaparsan yap Oktay ama beni bir daha bu sebeple arama lütfen. Ha.
İnsanda biraz utanma olur. Benden aldıkları yetmedi. Kesin gelecek. Teşekkür ederim, beni kırmadın. Gel, otursana şöyle. Söyleyeceklerini dinlemeye gelmedim. Benim sana söyleyeceklerim var. Sen nasıl bir annesin bile diyemiyorum. Sen nasıl bir insansın? Ne konuşacağız ki? Çok özür dilerim. Sen daha ufacık bir çocuktun. Ve ben sana kıydım. Ama beni affetme. Kızım lütfen. Dokunma bana. Ben annesizliğe çoktan alıştım. Senin bilmediğin çok şey var. Yani benim böyle olmasını istediğimi mi zannediyorsun? Neden bir kere bile arayıp sormadın? Gelmek istedim. Ama gelemedim. Neden? Bak cevap bile veremiyorsun işte. Sen beni bırakıp gittiğinde... Ben küçücük bir çocuktum. Bu nasıl bir vicdandır? Ya sen kendine nasıl hala anne diyebiliyorsun? Ben senin boşluğunu doldurmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Sen bunun hesabını bana nasıl vereceksin? Bak kızım. Ben çok bedel ödedim. Ama bu bedelleri öderken... Günün birinde sizi tekrar görebilmenin umuduyla ayakta kaldım. Ben sizin annesiz kalmanızı istemedim. Ben buna mecbur kaldım. Daha doğrusu mecbur bırakıldım. Evet ben birçok hata yaptım. Bunların bedelini ödedim. Ama bu bedelleri öderken de sizi sevmekten asla ama asla vazgeçmedim. Amacın ne bilmiyorum ama sen benim annem falan değilsin. Benim seninle ilgili en ufak bir anım bile yok. Sen benim için bir boşluksun. Biliyorum ben. Ya bu yokluğu telafi edemeyeceğimi biliyorum. Ama lütfen bana izin ver. Birlikte hatırlayabileceğimiz anılarımızın olmasına izin ver. Seni görebilmem için bana izin ver. Sen bugüne kadar yoktun. Şimdi de olma. Artık her şey için çok geç. Eda.